bir yer. Gitsin gitsin, bir şey olmaz. Gitsin gitsin gitsin. Sal 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 sal. Şöyle çeke çeke sal ki o tutsun yeri. İlk defa böyle bir yerde kalacağım. Beğendin mi? Çok beğendim. Biraz soğuk olacak gibi ama o kadar olacak be. Bağlıyorum bunu. Telefon çekiyor Cihan. Süper. İnternet? İnternet de çekiyor. Su çok güzel görünüyor. Şu kabalardan kurtulalım önce istersen. Biraz zor mu olacak? Yok, olur. Taş maş düşmesin buradan kafaya. Düşecek bir şey yok gibi. Ya düşerse komple daha düşer. Kaldın başka? Yani yemeklik bir şeyler var. Onları akşam mı alırız? He, sonra alırız. Bir yerleşelim istiyorsan. Nereye kurulacağız onlara bakalım. Tamam. Gel bebek. Ata. Teşekkür ederim. Evet. Evet, nereye kuruyoruz? Sen buraya diyorsun. Yani ben buraya diyorum da şimdi sen öyle deyince bir şey düşecekmiş gibi hissettim ya. Ama baksana bütün taşlar sanki boşlukta duruyormuş gibi. Oradan tık tık sekip bam diye düşer diyorsun. Şu köşe nasıl? Oradan da düşer ama yukarıdan. Ya mağaranın içine kurmak, bin yıllardır çökmeyen mağara şimdi çökesi gelir, bir şey olur. O kadar da korkma be. Korkmak değil de ezilmekten hoşlanmıyorum ya. Şimdi taş maş üstüne düşecek, elini sok. Şuranın duruşuna baksana, ne kadar sağlam duruyor ve boşta hiç taş yok. Sadece güneş almıyor. Ben o yüzden... Güneş zaten hiç almayacak burası. Şu an burası alıyor aslında. Işık diyorsun. Işık alıyor, evet. Olmadı şuraya iki tane tahta dikeriz. Destek olur. Yıkılmaz. Baksana elimle kırdım ya taşı. Bayağı dökülüyor. Bak şimdi bak bak. Aa evet. Baksana bayağı emanet gibi duruyor. Baksana kömür gibi yani. Kömür madeni mi bulduk? Ne yaptık biz? Baksana aşkım bu nedir böyle? Patır kütür geliyor. Çok kurcalamasak mı? He bozmayalım diyorsun. Ayrı değil. Cihan. Aman. Bu olmaz herhalde. Burası yıkılır ya. Şurayı bir alsam gelecek gibi gerisi. Yok çok... bugün kalalım. Yarın çıkarken alırız. Dökülüyor. İki çadır iç içe kuruyoruz değil mi yine? İstiyorsan onu gece karar verelim. Soğuk olacak gibi. Mumlar sağlam. Tamam. İki çadır boğuyor çünkü daracık oluyor ya çadırın içi. Tamam, o zaman büyüğü mü kuruyoruz? Büyüğü kuralım. O büyüğü geçelim. Müydü? Hı tamam. Böyle mi? Evet. Tamam. Kapısını denize verelim. Olur. Biraz burası böyle alçak gibi geldi de bana. Ondan sordum. Evet. Anladın değil mi? Şu taşları alırsak... Tamam.
İyi bence, bir şey yok. Acaba bunu iyice böyle sıfır bu tarafa mı yapsak? Niye? Ne bileyim, bir şey düşerse daha korunaklı olmuyor. Yok ya, bir şey olmaz. Azıcık daha şöyle. Çok kaybettin öyle de. Biraz ha? Şöyle çapraz koyalım. Çapraz böyle mi? Aha. Tamam. Ne, korkma o kadar. Bir şey olmaz ben yanımdayken. Ya şimdi daha yaşım çok genç. Burada bir şey olmaz bence. Burada ya. Zaten bir şey olursa sıçtık. O tarafta olsaydık olabilirdi de burada bir şey olmaz. Ya o taraf düşse bile buraya bir şey olur mu burada? Yok. Olmaz. Burada mı yakarız? Orada yakalarız çadırın yanında. Ha, çadırın önünde mi yakalım? Ha, burada mı? Tam ha, şey tamam, dökülen burada. Yerin altında diyorsun sen. Tamam, öldürelim kendimizi, kurtulalım ya. Niye uğraşıyoruz böyle kampla mampla? Evet, burası biraz tehlikeli, doğru. Kapşonları mı taksak en azından? Tak, evet. Bak, bayağı tüyleri duruyor. Abi hangi koya gitsek, bir vahşet, bir dehşet, bu nedir? Ben bıktım ya. Bence yukarıdan düşüyorlar. Yukarıdan düşmek nedir? Böyle bunu kim getirecek buraya? Mangala mı getirecek biri Cihan? Tüylü tüylü. Bilmiyorum bebeğim. Ama o demin düşen kayanın intikamını almak zorundayım. Şimdi bak, yan koya gidelim. Devrilmiş bir ağaç gördüm. Çok ciddi söylüyorum. Keselim ne? Ağacın dallarını, getirelim buraya. Şu çadırın üstünü en azından bir şeylerle kapatalım yani. Bak, çadırın o tarafı sağlamla, merak etme. Bu tarafa kurmadık çadırı. Oradan zaten gelmez kafamıza bir şey. Şurası güvenli. Aşkım, burada zaten tek atımlık şansın var. Bu bir düştü mü bittin yani burada. Tamam, burası şey. Güvenli, sen merak etme, bana güven, ama şurası değil. Oraya dikkatli olacağız biz. Helayan bölgesi değil mi aşkım? Orası helam. Bak, çıtır çıtır o düşme sesleri, düşme sesleri onlar. Helam. Neyse, bir şey olmaz. Manzaramız güzel. Sobada mı yakarız? Dışarıda yakar mıyız bir ateş? Bence dışarıda yakarız. Soğuk olacak çünkü. Ama sobayı da yine yakarız. Yemeği orada pişiririz. Yeter bu kadar herhalde. Yeter yeter. Ya diyorum ki, aslında bir ateş yaksak, denize mi girsem ben? Denize mi gireceksin? He. Deli misin ya? Soğuk ya. Şuraya şöyle bir yuvarlak yapalım. Çok tehlikeli ha şu anda yaptığımız iş. Evet. Yanlış kurulduk. Gel açığa gidelim istiyorsan. En azından oradan düşen taş görüne görüne gelecek. Burada bir anda pat diye delip geçebilir yani. Üç kuruşluk zevkimiz var. Bak, kargalar uçuşuyor orada. Burayı temizleyip şu kayanın önüne otursak, sandalyeleri oraya koysak. Üstümüze şöyle dillere pelezenk güzel bir balkon tarzı bir şey yapsak. Yine bunlardan dik sadece. Anladın değil mi dediğimi? Anladım. Düşerse onu hemen yumuşatıp sahilin arka tarafına alır. Bak, bu fikrimi düşün. Beğendin mi bu fikrimi? Şöyle bak. Şöyle yan yana dizeceğiz, biz altında oturacağız böyle. Düşerse buradan şansımız yok yani, indi mi o direkt beyin sarsıntısı, kanama. İç kanama. Beyin kanaması. Sus. Vallahi billahi aşkım, ciddiyim. Yakalım hadi. Yakalım mı şimdi? Denize gireceğim ben. Ciddi misin? Evet. Üşümez misin? Yani gelir ısınırsam üşümem. Bak ya, beni de sokacaksın ha zorla. Sen bilirsin. Senin giresin gelmiyor mu? Ben üşüyorum, yokum ben. Güneş yok. Güneş olsa girilir de. Üşümez miyiz ya?
Buradaki çöpleri de yakalım. Getireyim mi? Bilmem. Akşam mı yakalım? Fark etmez. Akşam mı yakalım istersen? Tamam, yemeği yedikten sonra yakalım o zaman. Tamam. Burada pişirirsek. Burası soğuk olacak. Evet. Şuralarda o kadar çok fazla balık var ki muhtemelen çok büyükler, zıplıyorlar. Yanımızda mamunumuz var. Şimdi balık tutmayı deneyeceğiz yine ve yine. Ama bu sefer çok umutluyum. Bir de denize gireriz dedik ama hava çok soğuk, o yüzden ateşi yaktık. Biz gelene kadar büyür bu da. Yani. Hazır mısın denize girmeye? Hazırım. Sen asıl dünyanın 7. 8. harikasını görmeye hazır mısın? Nereye gidiyoruz? Şurada yanda önce çok güzel bir yer var, onu göstereceğim sana. O zaman beni taşır mısın peki? Denize başka şansın var mı? Denize girmeyi düşün, hemen ayaklarını sokmaya cesaret tamam. edemiyor. Ateşe bir şey atalım mı daha? Yeter mi sence? Yeter bence. Birkaç ufak yeter, daha yeter mı atsın? Ya. Ne yaptın? Bu büyük. Şimdi bunlar söndüğü elinde zaman... Elinde ne var ne yok atmışsın. Alacağız yandaki ağaçtan, gel. Atla, güzel atla. Yorma beni. Aşkım tırman. Tamam. Nasıl bir binişti bu? Biraz kötü aşkım, oldu. Aşkım iki kişilik koltuğa oturdun ama ya. Ne yapacağım? Ne bileyim, nasıl bir bindin? Hadi yaparsın. Bir dakika gitme, düşeceğim. Ben buradayım. Korkma. Mikrofon da burada galiba. Evet, düşmemiş o da. Gidiyoruz mu? Evet. Vallahi her şeyi de buraya bıraktık. Yerlerse yandık. Allah korusun, nereye bıraktık koyu. Çek aşkım, gidelim. Tamam. Ya suyun rengi ne kadar güzel ya. Değil mi? Sen tam yardımcı pilot oldun ya bu teknecilik konusunda, yardımcı farkında mısın? Yardımcı mı? Tabii. Ben kendimi pilot sanıyordum ama. Hayır, sen yardımcı pilotsun. Ben ne pilotum canım. Aman düşüyorum. Vay, mağaramıza bak be. Çok güzel ya. Cihan, ücretleri çıkışta alacağız. Yani. Şimdi bak, şu ağaçtan yakacak ve kafamıza düşmeyecek ortamını yaratabiliriz istiyorsan. Tamam. Ama hangisini önce şey yapalım? Öncelik balık tutalım bence. Tutabileceğiz mi? Tutacağız. Bakın mağaramız o kadar tuhaf ki, bak buradan baktığınızda ki çok az solundayız. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi yok, görünüyor yok, orada. Yok, burası var ya. Şu burnu dön. Sadece çok böyle birkaç saniye gözüküyor. Döndükten sonra evet. Sağa bakarsan. Geçtiğin zaman hemen bir algı oyunu, bir operasyon oluyor burada. Bak şu an hiçbir şey görebiliyor musunuz? Ben neredeyse canlı gözle göremiyorum. Asıl ben seni şurası. Görünmeyen mağaraya götüreceğim şimdi bak. Aha da geldik. Ne diyorsun? Gireyim mi? Biraz fazla küçük değil mi? Gireyim mi? Cihan, gir buraya dersen... giremeyiz ya. Girilir be. Kafayı yiyeceğiz en kötü. Sıkışıp kalmayalım Cihan. Yok ya. Yüzer kurtarırım ben seni. Balıklara bak. Nereye gidiyor lan? Göremiyorum. Aa, da. Balıklara bakın. Aa, çok aa, ilginç. Giriyorum. Ay Cihan, korkunçmuş ya burası. Burada da sahil varmış ya. Evet. Ben bunu bilmiyordum. Oha, şu olaya bak. Ebur, bu ne? Cihan, çok güzel. Böyle bir şey yok yalnız. Bakar mısın, şu taşı elini sürerek koya girmek nedir? Bak, aa, gözüme kaçtı. Çok iyi, şuraya bak. Aa, genişliyor bir de. Renge Cihan, bak renge. Cihan, başka bir boyuta mı geçtik? Ne yaptık biz? Vallahi bilmiyorum. Bu ne ya? Yalnız çok güzel Ebru. Burada taş düşme olasılığı da yok galiba. Ha? Olabilir. Buraya mı gelsek? Yol yakınken. Bizim orası da çok güzel ya. Buraya da başka gün geliriz. Bir bakalım mı sahiline? Gerek Cihan, var mı? Bayağı iyi yalnız. Çıkalım mı bir sahile? Çıkalım mı bilmem, fark eder. Ve dalga da almıyor bak burası. Evet. Burası. Gel bir adımımızı atalım be. Atmadık demeyiz. Hadi geç. Teşekkür ederim beni ittiğin için. Hadi görüşürüz. Kendine dikkat et. Ben şuradan mağaradan doğru aşağı doğru gidiyorum. Nasıl bir yer ya? Cihan, buraya ilk ayak basan biz olabiliriz.
Yok canım. Hiçbir çöp yok. Hiçbir şey yok etrafta. Orsuz şişesi var. Evet. Bizden önce illa gelmiştir çöp. Varmış. Evet, tekneyi İnecek kırmak misin? Üzereyiz şu anda. Gerçekten görüşürüz bu sefer. Ama sen inersen... Tamam gel, ben sen bastın. Ben de basmış kadar oldum. Bakın şimdi bir şey göstereceğim. İnanılmaz. Ne diyorsun? Oğlum, nasıl köpeğimi gezdirir gibi? Çok iyi değil mi ya? Çok güzelmiş. Abi böyle bir görsel yok hiçbir yerde. Vur. Çek beni şöyle bir çocuğumu gezdirirken. Fotoğraf mı? He. Cihan bayağı altını sürtüyor. Tamam gideyim. Alayım mı bunu? Sen bilirsin. Bak şurası çökmüş olmasa bayağı burada güzel çadır kampı atılır. Evet. Şu bölüm çökmüş. Alivyon kaya diyorlar onlara. Rahat ol, ben de her türlü biliyorum. Bak bir insanın kendi görmeyip de çöpünün gördüğü bir koy olarak buranın adını yazabiliriz. Evet. Buradan attığımız çöplerin nereden ne zaman çıkacağı hiç belli olmuyor, bunu anlayabiliriz. Ben mesela seni yine kucağıma alıp pota atabilirim. Galiba. Ne oluyor? Özden eve. Bindin mi? Bindim. Oo, kayaya bak, vurmadık ona şansa. Cihan. Çok güzel bir duygu be. Gizli cennet. Balıklara bak. Şunları şöyle gözüm kapalı ne zaman yapabileceğim ben? Gitti adam, canıyım cani. Bir daha asla canlı bir şey almayacağım, almayacağım asla bir daha. Aşkım gel biz gidelim, tavuk varsa tavuk yiyelim, gözünü seveyim daha. Dur, bu kadar bu hayvan boşuna acı çekmiş olamaz. Saatlerdir güneşi görmedik, o kadar özlemişiz ki yani bir anda böyle. Yap bakalım halka seslenişini. Şimdi sırtı yapacağız. Burada o kadar fazla evet. Zıplayan balık gördük ki ve kocamanlar. En küçüğü böyle el kadar. Zıplayıp zıplayıp duruyorlar. Ne yapıyorsun? Gözlem mi yapıyorsun? Evet. Olta bile baksana saldı kendini. Yeter artık, rahat bırak beni diyor. Şuna bak. Bunu alabilir miyiz? Buradan bir şey gelir mi? Bu çok büyükmüş ya. Büyükmüş. Bir de o küçükler de çok küçükmüş sanki, değil mi? Ne diyorsun? Galiba. Çıkabilir miyim? Çıkabilirsem alayım bir şeyini. Çıkarız. Çıkmasına da o küçükler bir işe yarar mı? Ona karar. Şu aslında bizim gecemizi kurtarabilir. Ya ben gerçekten kafamıza bir çatı yapalım diyorum bir şekilde ya. Taş düşerse... Bir şey olmaz. Korkma ya. Korkma nedir? Kafana düştüğünü düşünsene. Düşmez ama, düşecek bir yerde değiliz ki. Diyorsun. Evet. Biraz böyle gel, taş var. Bak bu kadarmış daha önce de. Ciddi misin? Evet. Baksana. Oo, bu işte bayağı profesyonelleşmişiz biz ya. İnanılmaz bir başarı onu oraya tutturmak ha. Evet. Cihan nasıl olabilir böyle bir şey? Metresine. Bu sefer sen beni taşıyorsun, evet. Güzel haberim var sana. Tamam. Mağaradan yeni haberler. Oy soğuk be. Şimdi akşam yemeklik de alalım istersen bir şeyler. Ha. Değil mi? 50 kere ıslanmayalım da önce evet. Benim seni indirmem lazım. Akşam yemekliği sonra ayarlarız. Hadi oğlum. Soğuk mu? Soğuktan değil de derin. Allah sen gitti. Gerçi motor şu anda çok... Yani nasıl indireceksin onu? Gitsen gidiyordun yani.
İpi nasıl alacaksın? Elimle. Gitmiyorsun değil mi? Gitmiyorum da gidebilirim de her an. Çabuk ol. Aşkım ciddi. Elini ver. Ya biraz daha mı salsaydık onu? Salayım mı? Ne bileyim, dur geldi. Allah, üstümdeki de ıslandı. Mikrofonu falan. Çok başarısız bir park oldu bizim için. Yorgunluktan var ya. Nasıl elini soktun öyle? Ne bileyim. Hala yaz zannediyorum havayı. Soğuk ama. Soğuk tabii. Üşüdüm. Hadi gel, bu biraz da sen üşü. Tamam. Sana hemen tamam. Al. Ben... Ateşe. Sen ne oldun ya? Sen ne oldun ha? Çek biraz. Çok mu geliyor? Ben gelebilirdim. Gel. Bakacak mısın bunu? He, bir bakarım şimdi. Atla, 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 atla. Teşekkür ederim. Atla. Çappa dedim, farkında mısın? Bir şey olmaz ya, giriyorum. Ne oldu? Ne oldu? Komik geldi biraz. Şemsiyenin altında oturamaz mıyız akşam? Mağarada şemsiye keyfi. Hemen hazırdan bir şey yok mu götürebileceğimiz? Nasıl yani? Ne bileyim, böyle çat çat yiyebileceğimiz bir şey. Yok ama yarım saatte hazır olur. Hızlandırmak için yapabileceğim bir şey var mı? Var. Nedir? Şuna. Hı. Su koyabilir misin? Ciğer. Yaparsın. Bunu açabilir misin? Hadi son defa. Yaptın bu sefer. Yok. Ver açayım. Sen de açamayacaksın. Sen daha beni tanımamışsın diye gülüm. Wow. Demin ki gofreti boşa mı yedik? Eli koptu ama. Elim koptu değil, parmağımın izi çıktı şeyin üstünde. Bakar mısın? Parmak gitti ya. Ateşiniz fena yanıyor ya. Evet.
3-5 tane adamı alıp bir mağaraya koyuyorlarmış. Arkalarında bir ateş yakıyorlarmış. Ateş yanınca dışarıdan gelen ışık karşıya gölgesini vuruyormuş ateşin. Bunlar da sadece o tarafa bakabiliyorlarmış. Yanan ateşin gölgesini izleyerek hayatın o olduğuna inanıyorlarmış. Bu adamları bir gün alıp o mağaradan dışarıya çıkarmışlar. Bakın gerçek aslında bu diye. Ve o gerçekliğe dayanamayıp tekrardan mağaraya gidip oradaki o illüzyon hayatta yaşamaya devam etmeyi tercih etmişmiş. Yarın bize. Bizim hayatımız öyle canım. Acaba birilerinin hiç gerçekten evi oldu mu burası? Bilemem. Olmuştuk biz. Gerçi olsa burada hayvan mayvan çizerlerdi duvarlar. Böyle huylar var ya onlarda. Yolcular porselen, evinizin değişmez kayalıkları. Niye öyle porselen reklamı gibi oldu aşkım? Bak kayaya tıkıyorum. Bakayım dur. Bunda mı buraya taşıdın? Evet, acı gerçeği sen mi anlatacaksın insanlara? Ben zaten dünden beri söylüyorum sana. Neydi tezin, bir daha söyle. Bence beni de inandırdın. Yürüyen bir hayvan. Evet. Artık keçi, domuz ne olduğunu bu kemiklerden yola çıkamıyorum. Düştü. Evet. Tek seçenek bu. Buradan bir hayvan düşmüş buraya. Peki size Cihan'ın teorisini söyleyeyim mi? Neydi? Teknede keyif yapan insanlar burada gelip kurban kesiyor. Kuzu çevirme yapmışlar diye düşünmüştüm ama pek kuzuluk bir durum yok ya. Şunun büyüklüğüne baksana Ebur. Şunun yan yana gelsene, bu at da olabilir ha. Düşen bir at da olabilir yani. Yan çevir şöyle. Şimdi bu kaburga mı? Yani böyle bir keçi olamaz ya. Bu kadar büyük harbi şeydir. Priyosterik time'lardan kalma yani. Eski zamanlardan kalma bir şeyse olur. Dinozor bulduk. Oho. Dün akşam saat 8'de yattık. Evet. Elde olmayan sebeplerden dolayı. Neden yattık 8'de? Çünkü tamamen zifiri karanlık. Hiçbir şey gözükmüyor. Ateş bitmek üzere. Ve bir de uyuttu insanı ya 8'de. Yani normalde şimdi güneşe göre, aya göre hareket edersiniz ya kamptayken. Yıldızlar falan. Evet, yani hani artık yorulursun. Ateşin söner, uyursun. Saat 12-1 arası olur genelde bu. Sabahta ilk ışıklarda uyanırsın. Yani kamp dediğinde aslında uykusuz geçirdiğin zamanlardır, değil mi? Yani. Burada tam tersi. Burada? Mağara ortamında biraz tersi oluyormuş. Çünkü biz birçok yerde uyuduk biliyorsunuz. Dağda, taşta, havada, karada, orada, burada. Ama yani mağaranın içinde uyuduğunda o duyduğun sesler, arka plandaki sesler çok farklı. Hiçbir yerde yok bu sesler. Hele bir de böyle dalga sesi falan besliyorsa arkadan, sürekli bir çıtırtı tıkırtı, yukarıdan taş düşüyor. Ha bak, o farklı mesela. Evet. Mağarada uyurken yukarıdan da bir sesler geliyor böyle. Normalde arkadan birden gelir. O yüzden bir tuhaf uyku geçirdik ama... İyi de uyuduk yani. Cemşit gibi uyuduk. Çok yani. İyi uyuduk. Sabah 8'de 9'da kalktık. 12-13 saat falan uyuduk. Evet. Bir daha da kalmam ya mağarada. Net söyleyeyim yani. Sen... Ama kendini dinlenmiş hissetmiyor musun? Evet, o kadar uyudu mu herkes hisseder. Ben de iyi hissediyorum. Sadece biraz işte böyle saatlerim şaştı yani. Saat 6'da bir anla kapkaranlık oldu. Sabah oldu, sabahın olduğunu anlayamıyorsun. Hala evet. Karanlık. Tuhaftı. Bir evet, gece yatarken gerçekten. Sadece şu tepemizdeki yarıktan böyle büyük ayıyı gördük değil mi? Evet. O dizili yıldızı. Onun dışında bir manzarası falan da yoktu ama değişik bir ortam tabii, mağara ortamı. Pek tavsiye etmiyorum ben herkeslere. Biraz tehlikeli şimdi. Yukarıdan sürekli taş düşmesi insanı tedirgin ediyor ama benim açıkçası hoşuma gitti.
bayağı sen gitti. Öyle bir manyaksın. Ne yapacak bir şey yok. Kafamıza bir denk gelse çünkü kurtulma şansı yok. Arkadaş onu sevmiş. Şöyle kayalım hatta yavaş yavaş. Tepemiz de sakat. Tüm çöpleri yaktık. Biz de kaçtık buraya solumamak için. Mecburduk. Bunları götüremezdik çünkü plastik yanı. Çünkü mağaranın duvarlarını batırdık ama ya. Evimizin duvarları battı. Yapacak bir şey yok. O plastiği burada bıraksak denize karışacak. Balık yiyecek. Bu sefer midemize girmesi daha kötü. Biz şimdi ciğerimizi aldık. Hep olan bize oluyor ama ya. Evet, kurduğunuz mükemmel masanın bir de tanıtımını yapın isterseniz efendim. Burada efendim bir tostumuz var. Evet. Kalan kaşarımız ve iyi ki var dediğimiz konservelerimiz. Kalan kaşar dedin de burada bir haftalık kaşar var. Bir farkındasın değil mi? Evet, biraz çok olmuş gerçekten. Olsun, hiç olmadı. Eve gitmez tekrar o. Hmm. Nasıl? Çok iyi. Güzel, afiyet olsun. Şurada teyze şeysi var. Kışlık yollamış. Teşekkür ederiz. Burada zeytinimiz. Bu ne aşkım? Biber. Biber. O da teyze biberi galiba. Evet. Çok iyi. Muazzam bir masa yahu. Afiyet olsun. Afiyet olsun diye. Deniz bozuldu biraz. Ona kafamız takıldı ama herhalde düzelecek. Bir de başını tam tersiyle koymuşsun ya. Ben gece uyanıp ayağımı ya uyuyamıyorum. Bu tür uyanık uyanım harbiden. Ayağınla şeyler dönüyor. Uyanık mısın? Ayağımla konuştun ha? Ayağımla söyledi sabah birileri konuştu ben biliyorum. Nereye gideceğimiz belli mi şimdi? Bilmiyorum. Sen söyle. How do you do? Bu kadar güneşsizlik yeter mi? Biraz daha güneşli bir yere mi gidelim? Yani. Nereye dersin? Bilmiyorum ki. Onun üstünde bakarız istersen. Şöyle güzel manzara. Sakin deniz. Evet. İşte Akdeniz. Atlayın bakalım. Yolcuların dikkatine. Bebecilerin dikkatine. Seni bıraktım buraya. Atla kendin olarak.
Tamam. Yavaş, sakin sakin öne doğru gitmeye nasıl başla. Nasıl bir şey ya? Biraz karışık. Nasıl bir karışıklık? Bir şey olmaz. Sen öne geç, oradan yavaş yavaş. Hanım hanımcık yaparsın bütün işleri yavaş tabii, yavaş. Tabii, tabii. Tabii. Çok ıslandım. Üstüne bir şey bulsaydık. Rüzgar yiyince üşütme. Ha şimdi giyerim. Şortumu da değiştireceğim zaten. Biraz oraya ağırlık verdi, bineceğim. Sendeyiz kaptan. Çek bizi açık denizlere. Cihan, deniz bozulacak gibi duruyor yok, bence yok, ama. Yok yok aşkım, hızlıca geçeceğiz şimdi. Düşmeyelim. Evet. Biraz böyle aydınlıklar içinden parlayacağız size doğru ama. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bu haftalık videomuzun sonuna geldik. Kendinize dikkat edin. Önümüzdeki hafta kim bilir nereden, ne şekilde görüşeceğiz ama bir şekilde görüşeceğiz. Bay bay. Hoşçakalın. Al aşkım sen bunu bir. Remcord'da şu anda kaydediyor. Pozisyon alalım, ateş edelim tamam mı yavrum? Gözlüklerimizi takalım. Hiç bekleme yapmadan son gaz. Güle güle güzel mağara. Çok güzel değil mi?